Artvin halkı, Artvin'in tarihi aslında bir direniş tarihi diyebiliriz. Doğalarını korumak için ve tabii ki o yaşadıkları o yeşil cenneti koruyabilmek için. Onlardan biri de 2012 yılında yapılmıştı. Çoruh Nehri üzerine Deriner Barajı. Deriner Barajı'ndan etkilenen çokça köy oldu. O köylerden biri Oruçlu. Deriner Barajı'nın suları altında kalmasına rağmen, köyleri ve etkilenmesine rağmen etki sahasındaydı barajın. Gittiler başka bir noktada tekrar bir arada yaşamayı başardılar Oruçlu köylüleri 2012'de. Şimdi bugünse yine o köy, Oruçlu köyü Artvin'deki bu maden projesi sebebiyle tehdit altında, başka bir tedirginlik yaşıyor. Ama onlar da Artvin'dekiler gibi halen o madeni, o maden projesini durdurmak için mücadele ediyorlar. Şimdi Artvin'e döneceğiz. Artvin'de Dilek arkadaşımız Dilek Gül günlerdir orada, geçtiğimiz haftadan bu yana. Hem bize oradaki son durumu aktaracak Dilek, hem de yanında bu Oruçlu köyünden bir konuğu olacak Hakan Akın. Sözü uzatmayalım, hemen Artvin'e Dilek'e bırakalım. Bugün Artvinlilerin gündemi aslında suç duyurusu. Az önceki yayınlarımızda da belirttik. Özellikle dün yaşanan müdahalenin ardından Celaltepe'ye doğru çıkmaya çalışmıştı. Çok büyük bir kalabalıktı bu. Çok sert bir müdahale söz konusuydu. O işte o müdahalenin ardından bugün suç duyuruları var. Hala devam ediyor Adalet Sarayı'nda, adliyede. Ve hem yaralananların suç duyurusu var. Yine evine gaz gelenler yine bu dilekçeye imza atacaklar. Tabii bir başka noktaysa, yer tahsis izni olmadan iş makineleri sahalara çıkmıştı ve çalışmaları başlatmıştı. İşte buna karşı da bir suç duyurusu yapılıyor şu anlar itibariyle. Akşam saatlerinde 5.30'da da kadınların eylemi olacak. Çünkü o müdahalede en çok etkilenen kadınlar olmuştu. Neden? Çünkü en önde yürümüşlerdi. Dolayısıyla müdahaleye daha fazla maruz kalmışlardı. İşte buna ilişkinde bir basın açıklamasıyla tepki gösterecekler. Az önce de belirttim. Biz dün akşam saatlerinde barajın olduğu noktayı görebilmek için çok tepe noktalara çıktık Artvin'in. Ve bugün bu barajı sorduğumuzda herkese orada köyler olduğunu ve inanılmaz derecede sebze meyve ürettiklerini ama şimdi bunların hepsinin yok olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla Artvin ilk kez bir çevre sıkıntısıyla, çevre sorunuyla tanışmıyor. Yani geçmişinde de böyle bir sıkıntı söz konusu. İşte o barajdan dolayı birçok köyde yok oldu. O köylerden biri de Oruçlu köyü. O köyün dernek başkanı yanımızda Hakan Akın. Merhabalar. Merhabalar. Köy gitti. Evet. Siz de başka noktaya gittiniz. Evet. Şimdi başka bir tehlike söz konusu. Ne olacak? Yani maden yapılırsa, bu çalışmalar durdurulamazsa bu kez nereye gideceksiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum duyarlılığınız için, buraya kadar geldiniz. Şimdi bizim Merkez Köyü, Oruçlu Köyü halkıyız. Biz hemen Çoruh'un kenarında olan bir köydük. Köy tabii 2010'da kaldırılınca, yani 11 tane baraj yapıldı. Basamak basamak set halinde 11 tane barajdan tabii bizim köy de etkilendi. Ne kadarlık bir nüfusunuz vardı? 200 hanelik bir köydü. Nüfus da gitgide azalmıştı zaten. Bu baraj olması duyumundan sonra bayağı azalmıştık zaten de. Ama öncesinde bayağı büyük bir köydü. Yani yanımızdaki nahiyemiz vardı. Yine aynı, o da yine etkilendi. İster istemez biz tabii başımızın çaresine nasıl baktık? DSİ dedi ki bize, sizi yerinizden kaldırıyorum. Sizi bir yere taşımıyorum ben. Biz de başımızın çaresine yaylamıza yerleşmekte bulduk. 250 rakımlı yerden, verimli arazilerden, Akdeniz iklimi taşıyan zeytin bahçelerinden, mandalina bahçelerinden, incir, üzüm bahçelerinden vazgeçtik. 1100 rakımlı yaylamıza, dağ köyümüze, dağ köylüsü olduk, öyle söyleyeyim yani. Tabii ister istemez hafızamızda kayboldu zaten. Ne yetiştireceğimizi, ne şey yapacağımızı şu anda zaten onun şeyindeyiz, yani uğraşmasındayız. Bizim köyümüz, şöyle söyleyeyim, Celaltepe'yi düşünelim. Üç kem prizmanın bir tarafında Artvin, bir tarafında bizim köy, bir tarafında Milli Parklar, Hatila Vadisi. İster istemez Celaltepe madenciliğinden etkilenince bizim köyde, Artvin'de, tabii Milli Parklar, Hatila Vadisi de etkileniyor zaten dolayısıyla. Şimdi o zamanlar hatırlıyorum, ya yani bundan biz de 2 sene önce yeni yerleştiğimiz köye havuzlarını kurma istedi maden firması. Biz tabii bunu duyunca şok olduk tabii. Şimdiki işletme öyle, evet, değil mi? Evet, şimdiki işletme, şimdiki müteahhit. Hatta bir amcamız geldi, dedi ki şimdi biz nereye gideceğiz dedi.
Yani o çünkü yıllarını orada köyde geçirmiş, doğmuş, bir askerlikte dışarı çıkmış, devam etmiş köyünde. Köyü kalkmış, köyünü vermiş, feda etmiş, mezrasına yerleşmiş ve hiçbir tane göç vermeden. Yani dışarıya bir kamyon dahi bir evin yükleyip de dışarıya göç vermedik. Bunun yanında diğer köylerden gidenler oldu ama bizim köy vermedi. Dedi ki toprağıma sahip çıkacağım. Öyle de bir arazideyiz ki aslında yani ödül vermesi lazım devletin ki burada siz tutunuyorsunuz. Yani bu araziye tutunuyorsunuz ya. Yani bir ben yukarı çıktım lazım. İlk evet. Günlerde oldukça zor bir yer orası aslında evet. Ama bu mesela maden devam ederse ne olacak, oradan da gidecek misiniz, ne yapacaksınız? Yani böyle bir projenin buradan geçme gibi bir durumu var. Mesela böyle iddialar konuşuluyor yine köyünüzde, hani bu projenin geçme durumu var. Bu doğru mudur mesela, nedir altı? Şimdi tabii yani biz bu mücadeleyi Artvin'de yaşıyoruz zaten biz de. Hem köyümüz hem Artvin. Bu mücadele 20-22 yıldır zaten veriyoruz. Verdik mücadeleyi, bir müteahhit gitti, Komiko gitti. Saygı duydu, halka saygı duydu, hukuka saygı duydu, gitti. Invent şirketi geldi, daha sonradan o da yine mahkemeye kaybetti. Çünkü hukuksal olarak kazandık yani. Orası olmazsa, yani daha doğrusu orada maden olursa Artvin kaybolur diye onu kazandık. Onlar bize bir güç verdi aslında, böyle bir şey düşünmüyorduk zaten de. Ama bu şirket, yine buna da kazandık, bu şirkete de kazandık ama bu şirket... Devam ediyor, gitmiyor. Yani her türlü yolu deniyor. Devlet imkanlarını kullanıyor. İşimiz zor ama yine sonuçta haklı olduğumuzu biz biliyoruz. Birilerinin, vicdanı olan birilerinin de en azından buna duyarsız kalmayacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Orada mesela böyle bir durum söz konusu olursa, yani bu işletme çalışmalarına devam ederse nasıl bir doğal bitki örtüsü var? Orayı biraz anlatabilir misiniz? Köyünüzün çok yakın olması sebebiyle neler kaybolacak? Şimdi zaten aşağıda bitki kültürünü zaten kaybettik. Ama halen daha da mesela onun vermiş olduğu bir şey var bizde. Yani hiç sıfırdan şey değiliz sonuçta. Yani bağımızı, bahçemizi nasıl yaparız, nasıl ederiz? Zaten onu uğraşıyoruz. 2010'dan beri yeniden köyümüzü nasıl kurarız? Zaten diyorum ya, şu anda 60 tane yeni hane yapıldı. Ve bu güzel haneler, güzel binalar yapıldı. Yani oradaki istimlaktan bedelini alan, kamulaştırmada bedelini alan çıktı orada evini güzel bir şekilde yaptı. Arazisini bir şekilde yoluna koydu. Şimdi onun büyümesini bekliyor. Meyve fidancılığı yapıyor, hayvancılık yapıyor. İşte ormancılıktan faydalanmaya çalışıyor halen daha. Mesela bizim dernek çalışması var. Ormandaki yabani meyve ağaçlarını aşılıyoruz. Çünkü meyve ağaçlarının aşılanmasıyla oradaki yaban hayatına, ayrıca insanlar gelir onların bir şekilde kullanmasına, onlara bir imkan tanıyoruz. Ama yabani meyve bir şekilde kimsenin ihtiyacına yaramıyor. Ne hayvanın ne insanların ihtiyacına yaramıyor. Böyle bir etkinliğimiz de var. Onu da bu şekilde söylemiş olayım. Tabii ki halk, şöyle söyleyeyim, köyden taşındığımız zaman yaşlılarımız isterseniz ilk etapta Artvin'e geldi. Mezraya evini yapıyor ama ilk etapta Artvin'e kiraya geldi, ev aldı derken yaşlılarımız tek tek gittiler. Tek tek ahirete gittiler. Çünkü o köyde yaşamı o köydeydi. Yani burada şimdi dört kapı, dört duvar arasında tıkıştılar. İster istemez moralmen, psikolojikmen ister istemez kalp krizinden gittiler. Çoğunluk zaten kalp krizinden gittiler. Böyle bir durum olursa yani o yaş zaten bir şekilde gitmişti. Bundan sonra artık orta yaşlar bize geliyor sıra. Öyle görüyorum yani. Daha zor olacak. Daha zor olacak, evet. Peki günlerdir son olarak şunu sorayım. Günlerdir evet, bir direniş söz konusu ama bir müdahale de var. Ve Artvinlilerle ben konuştuğum zaman şöyle diyorlar. Biz ilk defa bu kadar sert müdahalelere maruz kaldık. Biz gazı bilmezdik, suyu bilmezdik ama günlerdir bunlara maruz kalıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sert müdahaleleri bilmezdik. Biz bunlar bir şekilde müdahaleler oldu ama bunların altından kalkmasını bildik. Çünkü bir kültürümüz var bizim. Bir Artvin'in bir kültürü var. Yani sert değil. Yumuşak ve anlaşılabilir dilde bir kültürümüz var. Biz bunu kullandık. Davamız devam ediyor. Bir şekilde bunu durdurun. Onlar da anlaştı oldu. Yani
belki şu anda tayin olan mesela jandarma komutanımız o zamanlar bizi dinledi. Bir şekilde o ikna etti valimizi. Yine bu valimiz de o ikna etti. Ama şimdi onlar demek ki bir şekilde bu direncin, daha doğrusu onların bu baskısının bir şekilde alt şeyi oldu. Alt unsurları oldu. Demek ki daha fazla bastırmamız lazımmış ki bunları bir şekilde yenelim. Bizde de bu sefer dirayet daha da artmış oldu. Çünkü haklı olduğumuzu insanlar daha da fazla anladı. Daha halkımız daha da genişledi. Eskiden insanlar ne derdi? Bu zaten çıkacak. Niye karşı koyuyoruz ki? Ama şimdi o insanlar bakıyorum en önde gidiyorlar. Çünkü yani o gücü, o şeyi kendinde hissetmeye başladı. Baktı ki bir şirket sahibi karşı tarafta, bir Türkiye Cumhuriyeti karşı tarafta. Onu da gördü. O şirket sahibine cevabını vermek istiyor yani. Olay olay. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Ederim, sağ olun. Artvin merkezdeyiz. Bugün Artvin'de aslında her zamankinden biraz daha sakin bir gün var ama neler olduğunu da genel olarak Artvin'de neler yaşandığını da ve Cerattepe direnişini de Oruçlu Köyü Dernek Başkanı Hakan Akın'dan dinledik. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Evet, 3G bağlantısı yoluyla Ankara Artvin'deydik ve Artvin'deki arkadaşımız Direk Gül'ün yanında da Oruçlu Köyü'nden Hakan Akın vardı. Bugün de Artvin'de bu mücadelenin tarihi çok eski, doğa için mücadelenin tarihi. Artvin'de bu mücadeleyle ilgili daha önceki bir sorunu yaşamış olan Oruçlu Köyü'nü konuştuk. Artvin'de direniş devam ediyor, bunu söyleyelim. Biz de takibi devam ettiriyoruz. Bugünlük Artvin'e bir virgül koyalım, diğer haberlerimize bakalım.